geldiniz. Bugün sizlere Hollow Knight'taki efektler gibi Unity'de particle ile ilgili bilmeniz gereken detayları paylaşacağım. Sonunda ise gördüğünüz gibi üç farklı efektimiz olacak ve hepsinde farklı özelliklerini öğreneceğiz. Efektin sahneye nasıl spawnlandığını veya saldırı yönüne göre nasıl döndürebileceğimizi de paylaşacağım. Başlamadan önce bildiğiniz gibi basit bir sahnemiz var. Karakterimiz, düşmanlar ve otumuz mevcut. Videoya devam etmek için bu asetlere ihtiyacınız yok. Ancak eğer lazımsa aşağıdaki repo linkinden tekstür dosyasındaki görselleri indirebilir veya bitmiş projeyi direkt olarak indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi objelere hasar verebiliyoruz. İstediğimiz ise hasar verdiğimizi daha iyi anlamak ve oyunu daha iyi hale getirmek için çeşitli efektler oluşturmak. Hadi başlayalım. Sağ tıklayıp Efekt, Particle sisteme tıklıyoruz. Burada görünen ise Particle sisteminin otomatik olarak gelen default ayarlarıdır. Particle sisteminin materyalini değiştirebiliriz. Bunun için ise yeni bir materyal oluşturarak başlayabiliriz. Asset dosyamın içerisinde Materials adında bir dosya oluşturuyorum. Materials dosyasının içinde ise Particle Sistem adlı bir dosya daha oluşturuyorum. Böylelikle daha organize bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sağa tıklayarak yeni materyal oluşturun ve adını Enemy Damage Mat 1 olarak yapabilirsiniz. Sağ üstteki Shader kısmında bundan Universal Render Pipeline kısmında değiştirmemiz gerekli. Burada ise Universal Render Pipeline 2D Sprite Unlet seçeceğiz. Bunu seçmemizin sebebi ise sahnede global bir ışık varsa materyalinizin etkilenmemesini sağlar. Ancak siz ışıktan etkilenmesini istiyorsanız Sprite Lit olarak yapabilirsiniz. Texture kısmında Select'e tıklayarak Shiny Circle'ı seçiyorum. Repo'daki Texture dosyasında bulabilirsiniz. Bunu da sistemimizdeki Render kısmına e, sürükleyip bırakıyoruz. Ve şimdiden bir şeyler elde ettik sayılır. Eğer daha önce partikül sistemini kullanmadıysanız görüntü biraz karışık gelebilir. Ancak burada gördüğünüz değerleri değiştirerek ve sürekli deneyerek bir süre sonra alışıyorsunuz. Şimdilik loop olarak kalabilir. Böylelikle yaptığımız değişiklikleri görebiliriz. Duration'ı 0.25 olarak değiştiriyorum. Belki fark edilmiyor. Çünkü loop açık olduğu için e, sürekli olarak kendini yeniliyor. Ama duration tam olarak ne kadar süre için particle spawnlanacağını belirtir. Yani biz 0.25 saniye olarak belirliyoruz. Start lifetime yanındaki küçük oka tıklayarak burada random between two constants'ı seçin. Rastgele değerler oluşturabilmeniz için belirli bir alara girmemizi sağlıyor. Böylelikle efektiniz daha rastgele olacağından daha doğal duracaktır. Yani elinizden geldiğince rastgelelik katmaya çalışın. 0.25 ile 0.4 değerlerine giriyoruz. Star speed için 6'ya 8, star size için ise 0.15 ve 0.5 yapıyoruz. Bu efektimizde düşmana vurduğumuzda arkasına trailer ile birlikte bir patlama istiyoruz. Şimdi ise emission kısmına gelebiliriz. Şu anda saniyede 10 particle spawn ediyor. Açıkçası çok fazla rate over time kullanmıyorum. Eğer bunu 0 yapıp rate over distance'ı 10 yaparsak objeyi sahnede hareket ettirdiğimizde particle spawnlanır. Eğer rate over distance kullanacaksanız kesinlikle bilmeniz gereken şey ise simulation space ile alakalı lokal yerine word yapmalısınız. Eğer Particle'ın spawnlandığı nokta bağımsız olarak gözükmesini istiyorsanız onu World olarak çevirmelisiniz. Diğer türlü tüm e, Particle'lar sanki birlikte hareket ediyormuş gibi gözükür. Şimdilik bunu da sıfır yapabiliriz ve bir Burst'u kullanacağız. Sağ altındaki artı ikonuna basıp oluşturabilirsiniz ve Default ayarları şimdilik iyi. Şimdi ise Shape bölümüne gelelim. 2D oyunlarda genellikle Particle efektleri için Circle seçeneğini kullanıyorum. Şu an için ortografik bir kameramız var. Ancak bunu perspektif yaparsak oyunumuz 2D bile olsa Kong gibi 3D şekil kullanırsanız partikülleriniz kameraya daha uzak ya da daha yakın olarak gözükebilir. Ancak efektimize tam olarak istediğimiz şey yuvarlak bir span değil. Bunun yerine belli bir açıdan spanlanmasını istiyoruz. Yani vurduğumuz açıdan patlamasını istiyoruz. Bu yüzden shape ayarlarındaki arc kısmını 75, rotate kısmını ise 35 yapacağız. Şimdi ise particle efektimize renk vermek için color over lifetime kısmına gelerek renk verebiliriz. Buradaki gradyana tıklayın. Başlangıcı hafif kırmızı yapabilirsiniz. Araya bir kez daha tıklayarak seçenek ekleyin ve sondaki imlece e tıklayıp alfa'yı sıfır yapabilirsiniz. Alfa opaklık değerini e, temsil ediyor diyebilirim. Böylelikle sonuna doğru güzel bir fade out verebilirsiniz. Boyutları ile ilgili bir değişiklik yapmak için size over lifetime kısmına tıklayın tıkladığınızda grafik kısmına tıklayarak yeni bir key ekleyebilirsiniz ve başlangıç eğrisini değiştirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi yaparsanız çok hızlı bir şekilde büyüyecek ve sonrasında ise yavaşlamaya başlayacak. Şimdi ise noise kısmına gelebiliriz. Noise değerlerini absürt yaparak efektinizin dağılma veya rastgele olma durumunu arttırabilirsiniz. Strength için 1, Frequency için 1.25 yapıyoruz. Artık efektimiz için arkasında kuyruk oluşturarak Trails'lara ekleyebiliriz. Trails'ı seçtiğinizde Renderer kısmında Trail Material alanı göreceksiniz. Aynı materyalimizi kopyalayarak Enemy Damage Trail Mat adını verip Renderer kısmına sürükleyip bırakabilirsiniz. Efektimiz için Trail otomatik olarak oluşacaktır. Buradaki değerler için ise Ratio için 0.5, Lifetime için ise 0.5 değerlerini girebilirsiniz. Trail'ın rengini değiştirmek isterseniz Particle'ımız için yaptığımız işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Aynı şekilde alfasını da sonuna doğru sıfıra indiriyorum ki hafif bir fade out olsun. With over trail kısmı için ise random between two constants'ı seçerek 0.75 ve 1.25 yapalım. Hazırladığımız efekti artık bir yapabiliriz. Bunun için aset dosyasında gerekli klasörlerimi oluşturuyorum ve hiyerarşi bölümünden dosyayı sürükleyip bırakıyorum. Artık sahneden efektimizi silebiliriz. Diğer efektimize geçmeden önce hazırladığımız efekti sahnemize nasıl çağırabiliriz onu göstermek istiyorum. Eğer sahnenizde bulunan objelere nasıl hasar verebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız sağ üstteki karttan milli atak videomu izleyebilirsiniz. Bunun için damage metodunu kullandığımız enemy health scriptimizi açalım. Buraya serialize field private particle system damage particles ekliyoruz. Ve diğer e, variable'ımız olan private particle system damage particle ekliyoruz. Üstteki efektimiz için referans olacak prefab'i alırken instance ise prefab'de bulunan her bir efekti algılamak için yapılıyor efektimizi damage fonksiyonumuzda çağırmak istiyorum. Yeni private void spawn damage particles adında bir metot oluşturmamız gerekli. İçerisinde damage particles instance eşittir instantiate ne e, istiyoruz? Damage particles nerede? Transform that position ve rotasyonu yönünü hiç değiştirilmeyeceğimiz için de quaternion.identity kullanacağız. Sahnedeki enemy objeme tıklayarak script'te bulunan damage particles yerine hazırladığımız prefab'i sürükleyip bırakıyoruz. Şimdi ise test edebiliriz. Yukarıda damage fonksiyonu içerisinde hazırladığımız span damage particles metodunu çağırmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi efektlerimiz gayet güzel çalışıyor ancak efektlerimiz bittiğinde sahneden kaybolmuyor. Bu bir tür e, performans kaybına sebep olabilir. Bu yüzden prefab'imizi açarak stop action kısmını destroy olarak değiştiriyoruz. Böylelikle efektimiz tamamlandığında sahneden yok olacaklar. Yeni efektimize geçebiliriz. Bu efektimizde, objeye vurduktan sonra püskürme ve püsküren parçaların yerli etkileşime girip patlamasını sağlamak istiyoruz. Aynı şekilde sağ tıklayarak yeni bir Particle sistemi oluşturuyorum. Materyal kısmında ise ilkinde kullandığımız materyali kopyalayarak yeni bir tane oluşturuyorum ve adını değiştiriyorum. Particle sistemimizin Render kısmına sürükleyip bırakıyorum. Shape kısmına gelerek Circle seçiyorum. Perspektif kameramızdan dolayı Circle şeklini seçtiğimizde efektimiz X eksenindeki rotasyonu ve Z değerleri değiştiği için efekt kameraya doğru geliyor gibi gözükebilir. Size farklı da gözükebilir. Bunu sonrasında düzelteceğiz. Arc değerini 70, rotasyon ayarını ise 30 yapıyoruz. Duration için 0.25, Lifetime ve Star Speed için yine Random Between Two Constants kullanacağız. Lifetime için 0.8, 0.7, 1.2 ile 1.3 yazabilirsiniz. Star Speed 6'ya 8, size 0.2 ve 0.6 aralığında olacaktır. Burada hafif bir eğim istediğimiz için gravity modifier'ı kullanacağız. Yine random between two Constants olacak. 1 ile 1.5 değerlerini girebiliriz. Etkileşime girebilmek için collision'a tıklıyoruz. İlk tıkladığınızda bir şey değişmeyecektir. Ama açtığınızda type kısmını world yapıp Mod kısmında 2D yaptığınızda collider olan her şeyle etkileşime girecektir. Ben sadece ground ile etkileşime girmesini istediğim için onu seçiyorum. Zıplama durumunu istemediğim için bounce'u sıfır yapıyorum ancak şimdi efektimiz sanki bir buzda kayıyor gibi gözüküyor. Bu yüzden dampen ayarını da bir yapıyoruz ki onu sönümlesin. Color over lifetime seçerek yine güzel bir fade out yapıyoruz. Önceki efektimizde yaptığımız gibi. Emission kısmına gelerek rate over time sıfır yapıyoruz ve burst ekliyoruz. Burst count 30'da kalabilir. Efekt bittiğinde yok olması için stop action'a yine destroy olarak ayarlıyoruz. Size over lifetime'a gelerek 0.7'ye yakın bir büyüklük başlangıcı ayarlıyoruz. Efektimiz hala yuvarlaklar şeklinde geliyor. Eğer bu görüntü istemiyorsanız render kısmındaki render mode kısmını stretch billboard yaparsanız yuvarlakların hafif çubuğumsu bir hale aldığını görebilirsiniz. Kısacası texture'ımızı stretch hale getiriyor. Şimdi ise yerle etkileşime geçtiğinde bir çeşit reaksiyon vermesini istiyoruz. Kıvılcım gibi ya da sekme gibi düşünebilirsiniz reaksiyona girdiğinde mini partikıllar oluşturacağız. Bunun için sub emitter açmamız gerekli. Birth yerine kolajını seçerek sağda bulunan mini kartı işaretine basın. Bastığınızda Unity donabilir. Sadece bekleyin. Tıkladığınızda efektinizin altında yeni bir sub emitter adında particle sistem oluşacaktır ve otomatik olarak assign edilmiş görünecektir. İlk başta kocaman bir kaos gibi gözükebilir bunun sebebi Parent Particle sistemimizin Collision kısmında Lifetime Loss'unun 0 olmasından dolayıdır. Bunun anlamı Particle yerde duruyor ve direkt olarak yok olmadığından dolayı sürekli olarak yeni sub üretiyor. Bu yüzden Lifetime Loss'u 1 yapıyoruz. Yine çok gözükebilir ama öncekinden biraz daha iyi olacaktır. Sub-Emitter'a tıklayıp Renderer kısmına kullandığımız materyalin ailesini sürükleyip bırakıyoruz. Sub-Emitter için Duration 0.2 Startlight, time speed size gibi değerler ise yine random between constants kullanacağız. Lifetime 0.2 ile 0.25, star speed 8, star size 0.1 ile 0.2, gravity modifier'ı 1.25 olacak. Aynı şekilde shape kısmına gelerek circle yapıyorum ve burst count'u 20'ye düşürüyorum. Yine color over lifetime'a gelerek fade out için alfa değerini ayarlıyorum. Daha smooth bir görüntü için ise simulation space'i world olarak ayarlıyorum. Eğer sizde efekt doğru değilse Transform kısmındaki e, X e, rotasyonunuzu ve Z değerlerinizi kontrol edin. Transform'daki yerinizi resetlerseniz otomatik olarak efektiniz düzeltecektir. Bu efektimizi de prefab haline getiriyoruz ve sonrasında sahnemizde bulunan düşmana ascent test ettiğimizde göreceksiniz ki efektimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor ve yerli etkileşime geçtiğinde yeni bir tane mini particle'lar oluşturuyor. Ama dikkat ederseniz ki farklı bir açıdan vurduğumuzda efektimiz hala aynı yönde e, spawn oluyor span yönünü daha sonrasında size nasıl düzelteceğinizi videonun sonunda göstereceğim. Ve son olarak sahnemizde bulunan ot için yapacağımız efekte başlayabiliriz. Aynı şekilde yeni bir partikle sistemi oluşturuyorum ve transformu resetliyorum. Materyal kısmına geldiğimizde burada kullanacağımız tekstür diğer materyallerimizden farklı olacak. Aynı şekilde materyalimi yaratıyorum ancak her zaman kullandığımız tekstürü yerine gayet basit bir ot tekstürü kullanıyorum. İsterseniz kendiniz yapabilir ya da açıklamadaki repolar indirebilirsiniz. Efektimizdeki renderer kısmına bunu tıklayıp bıraktığımda sahnedeki efektimiz daha önceki yaptığımız efektlere göre biraz tuhaf gözükebilir. Ancak bunu hemen düzelteceğiz. Bu sorunu gidermek için Texture Sheet Animation'ı tıklayarak açalım. Burada Grid, X1, Y1 değerleri göreceksiniz. Bunu 3'e 1 olarak ayarladığımızda dikkatli bakarsanız farklı sprite'ların zaman içerisinde sanki bir animasyonmuş gibi değiştiğini göreceksiniz. Ama bizim tam olarak istediğimiz efekt bu değil. Start Frame için random between two konstansı açıyoruz ve 0.3 seçiyoruz. Frame over time'ı da konstanta çevirip 0 yapıyoruz. Böylelikle texture'ımızdaki sprite'ların herhangi birini seçiyor ve efekt bitene kadar aynı şekilde devam ediyor. Yukarıya çıktığımızda duration 0.2 ve her zamanki gibi start lifetime ve start speed gibi random two konstantı seçiyoruz. Lifetime 0.8'e 1.5, start speed 0,2'ye 0.5 ve buradaki fark olarak 3D Start Rotation açacağız ki sprite'lar kendi ekseninde dönerek gelsin rastgele. Sağdaki oka basarak Random Between Constant açıyoruz ve Z değeri için 0'a 360 yapacağız. Gravity Modifier'ımız 0.2 olacak ve Stop Action'ımızı Destroy yapıyoruz. Emission kısmında Rate Over Time 0 yapıyoruz ve Burst ekleyerek Burst Count'ını 20 veya 10 yapabilirsiniz. Shape kısmına geldiğimizde daha önceki efektlerimizde kullandığımız gibi Circle olarak güncelliyoruz. Color Over Lifetime'a giderek önceki efektlerimizde de yaptığımız gibi Fade out için alfa değerlerini ayarlıyoruz. Ancak gelen efekti yaprakların kendi ekseninde dönmesini de istediğimiz için Rotation Over Lifetime'ı açıyoruz ve buradaki Separate Axis'e basıp Z değerini eksi 45'e 45 yapıyoruz. Efekti sahneyi spawnladığımızda sürekli olarak loop halinde kalmasın diye loop seçeneğini kapatıyoruz diğer efektlerimizde yaptığımız gibi ot için hazırladığımız partikül sistemini prefab haline getiriyoruz ve sahnemizde bulunan ota assign ediyoruz. Gördüğünüz gibi test ettiğimizde efektimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi ise artık saldırı yönüne göre efektin spawnlanmasını yapacağız. Bunun için enemy heal scriptimizi açıyoruz. Baktığımızda bu scriptimiz iDamageable buladığında bir interface'e sahip ve interface'de sadece damage metodumuz var. Bu yüzden interfeysimizde ve demeç metodunda kullandığımız yerlerde çeşitli değişiklikler yapmamız gerekecek. Bunların hepsini milli atak tutorialımızda bahsetmiştim. İsterseniz karta tıklayarak videomu izleyebilir veya açıklamadaki repodan indirip inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi particle efektlerimizi zaten demeç metodu içerisinde çağırmıştık. Bu yüzden interfeysimize dönerek demeç metodu için vektör 2 atak direction adında bir gereksinim daha istiyoruz. Kaydedip sahneye dönerseniz yeni hatalar görebilirsiniz. Çünkü interfeysi implement ettiğimiz yerlerde değişiklikleri daha tamamlamadık. Enemy Hill scriptimizdeki damage metoduna giderek vektör 2 attack direction'ı buraya da ekliyoruz. Şu an için bu attack direction'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir yerde daha bu değişkenin karşılığı yok. Ancak ondan önce hemen particle'ımızın dönebilmesi için gerekli kodları yazalım. SpawnDamageParticles metodu içerisinde quaternion span eşittir quaternion.front rotation vektör 2.right yapıyoruz. Peki neden vektör 2 nokta right kullandık? Bunun sebebi ise hazırladığımız particle'ın yönünün direkt olarak sağa bakmasından dolayı. Eğer particle'ımızı yukarı doğru yapsaydık vektör 2 nokta up yapabilirdik. Ancak bunun için bir de bizim bir atak direction'a e ihtiyacımız olacak. Bu yüzden sponda mesh particles içerisine vektör 2 atak direction'ı da ekliyoruz. Ve front rotation kısmında vektör 2 nokta right direction yapıyoruz. Yani sağdan atak direksiyonuna göre efektimizin dönmesini sağlamak. Şimdi ise gördüğünüz gibi metodumuz bir hata verecek çünkü aşağıda girdiğimiz gereksinimi istiyor. Bunun için de damage metodundaki atak direksiyonunu kullanacağız. Metodumuzun içerisindeki instantiate kısmında da quaternion dataiden CN spawn yazmayı unutmayın. Diğer türlü efektiniz dönmeyecektir. Son olarak ise bu damage işlemini gerçekleştirdiğimiz player atak sistemine gitmemiz gerekli. Burada ise demesh metodunu yine kullanıyoruz ve bizden bir gereksinim istiyor. Bizim atak pointimiz başta sağda olduğu için transform'dan right kullanacağız. Bunların hepsini yaptıktan sonra artık test edebiliriz. Artık efektlerimiz sahnede hem çalışıyor hem de saldırıyı gerçekleştirdiğimiz yöne göre spawn olmaya başladı. Artık her şeyi tamamladık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer istediğiniz yeni videolar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.